Merhabalar sevgili öğrencilerimiz, nasılsınız? Şimdi biz bir önceki haftalarda bu biz işte bu da kitabımızı bitirdik. 9 üniteden oluşuyordu bizim kitabımız. Ama şimdi Activity Book'a geçtik çocuklar. Sizler de Activity Book'larınızı yanınıza alan ve 5. ünitede kalmıştık en son. Oradan o şekilde devam etmeye çalışalım. Unit 5, Be the at home ünitesinden başlayacağız ve gerekli alanları doldurmaya çalışacağız. Siz de kaleminizi ve silginizi yanınıza alın ve birlikte başlayalım çocuklar. Şimdi, evet sayfa 64, Unit 5, Be the at home. Şimdi biz bunları teker teker okuyacağız ve ne demek istediğini anlamaya çalışacağız çocuklar. Bakın burada diyor ki read and match, okuyup eşleştirin diyor. Buradaki resimlerden yola çıkarak buradaki ifadelerin doğru olup olmadığına karar vereceğiz hep beraber. Şimdi başlayalım. Diyor ki she is getting dressed. Diyor ki o kız giyiniyor. Kıyafetlerini giyiniyor. Şimdi resimlere bakıyorum. Hangisinde? Evet, picture B. Buraya B yazıyoruz çocuklar. Pardon, yazamadım. Evet, she is drinking. O bir şeyler içiyor. And he is reading. O adam da bir şeyler okuyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada grandma var, granddad var. She's drinking, bir şeyler içiyor. He's reading, bir şeyler okuyor. Picture iyi. Ne yazıyoruz? Ben mouse'la yazdığım için güzel yazılmıyorum ama siz daha güzel yazacaksınız tabii ki de. He's having a bath. Yani o adam ya da o çocuk duş alıyor. Bakıyoruz burada duş, banyo yapma. Resmi hangisi? Picture A. He is making lunch. O öğle yemeği hazırlıyor. Bakıyoruz buraya. Picture C. Öğle yemeği. Bu adam hazırlıyormuş. And he is eating. Ve o bir şeyler yiyor. Bakıyoruz. Picture D. Burada bakın. Bir şeyler yiyor. Tamam. Yazamadım. Sileyim. Burada klavyede olmadığı için hani şeyde sınıfta dokunmatikle elimizle yazabiliyorduk ama şu an mouse'la yazmaya çalışıyorum ama düzgün olmuyor. Heh, bu şekilde. Şimdi çocuklar buraya geldik. Burada diyor ki şarkıyı dinleyip yazacaksınız. Çocuklar şarkıyı açamıyoruz ama ben size söyleyeyim. Siz de buraya yazın, tamam mı? Ben okuyorum, siz de yazmaya çalışın, tamam mı? I am brushing my teeth. Buraya teeth yazıyoruz. Yani dişlerimi fırçalıyorum. Sonra buraya bir çizgi atıyorum kafam karışmasın diye. I am combing my hair. Saçlarımı tarıyorum. Hair yazıyoruz buraya. I'm busy. What are you doing? Meşgulüm, meşgulüm. Sen ne yapıyorsun diyor. I am eating my breakfast. Kahvaltımı yapıyorum. Buraya breakfast yazıyoruz. Ben dediğim gibi pek güzel yazamıyorum mouse'dan dolayı. Tahtamız dokunmatik bizim sınıfta. Rahat yazıyorduk ama burada pek olmuyor. Evet. Yani şunu yazacaksınız. I am washing my buraya face, yüzümü yıkıyorum. I am busy. Meşgulüm, meşgulüm. What are you doing? Sen ne yapıyorsun diyor. I am talking on the phone. Telefonla konuşuyorum. I am making my lunch. Öğle yemeğimi yapıyorum. I am busy. What are you doing? Şimdi bakın tekrar edeyim. I am brushing my teeth. Bunu yazdım. Dişlerimi fırçalıyorum. I am combing my hair. Bunu yazdım. Hair. Hatta sileyim size. Siz de net olarak görün. Evet. I am eating my breakfast. Bunu yazdım. I am washing my face. Yüzümü yıkıyorum. I'm talking on the phone. Telefonla konuşuyorum. I'm making my lunch. Öğle yemeğimi hazırlıyorum. Şimdi ki,
Draw. Burayı siz çizim yapacaksınız çocuklar. Mit çizimi. Şurada yazan cümlenin çizimini buraya yazacağız. He is sleeping. O çocuk, yani o adam uyuyor. Buraya uyuyan bir adamın resmini çizeceksiniz. She is playing. O kız oyun oynuyor. Burada oynayan bir kızın resmini çizeceksiniz ve sonra da isterseniz oynayabilirsiniz çocuklar. Soru sayfamız. Şimdi burayı dolduracağız. Burada ne yazıyor? Şimdi ne yazıyor? Onu bulmaya çalışacağız. Tamam mı çocuklar? Diyor ki read and write. Okuyup yazın diyor. Tamam mı? What are you doing boys? Çocuklar ne yapıyorsunuz diyor. We are playing. Biz oyun oynuyoruz diyor. Burada ne diyor sorusuna bakıyoruz. What are they doing? Onlar ne yapıyor? Ne yazacağız buraya? They are playing. Şunu buraya yazacağız. Playing. Yani onlar oyun oynuyor. Siz de güzel yazın lütfen. Playing. Yani şunu, şu playing var ya, onu buraya yazın. Şimdi diyor ki it's time for lunch. Diyor, şimdi öğle yemeği zamanı. What are you doing now? Şimdi ne yapıyorsunuz diyor annesi. I am drawing. Çizim yapıyorum diyor. I am drawing too. Ben de çizim yapıyorum diyor. Şimdi soruyor. What's Patrick doing? Patrick ne yapıyor? Patrick buydu, sarı saçlı olan çocuktu. Ne diyeceğiz? He is drawing. Bak, şunu yazacağız. Şu altını kırmızı kalemle çizdiğimi buraya yazacağız. Yazmaya çalışayım. Evet, şimdi diyor ki boys, I'm making lunch. Çocuklar diyor, öğle yemeği hazırlıyorum diyor size. Şimdi sorusu ne? What's she doing? Kadın ne yapıyor diyor. She's doing, ne yapacağız? Pardon, she's making lunch yazacağız. Şu altını kırmızı kalemle çizdiğimi buraya yazacaksınız. Çocuklar siz yazar mısınız lütfen? Ben yazınca biraz çirkin oluyor. Ne yazacaksınız? She is doing making lunch. Şu altında kırmızı kalemle çizdiğimi şuraya yazın. Tamam mı? Şimdi diyor ki what are you and your friend doing? Sen ve senin arkadaşın ne yapıyor? Mesela buraya yazabilirsiniz ki we are drinking milk. Yine yazı düzgün olmadı ama olsun. Drinking milk. Süt içiyoruz. Çocuklar şimdi siz de buraya hem kendiniz hem arkadaşınız için süt içen bir resim çizeceksiniz. Tamam mı? Ya da mesela buraya farklı bir şey de yazabilirsiniz. Veya örneğin we are talking on the phone. Telefonla konuşuyoruz diyebilirsiniz mesela. Ya da we are playing basketball. Basketbol oynuyoruz yazıp buraya resmini çizebilirsiniz. Şimdi bunu dinliyoruz. Sonra ne olduğuna karar vereceğiz resimler. Şu boşlukları numaralandıracağız çocuklar. Activity book, page 67. Activity 5. Listen and number. Number 1. What's she doing? She's drinking. What's she doing? Yani o kız ne yapıyor? She is drinking. Yani o bir şeyler içiyor. Bakalım burada bir şeyler içen resim hangisi? Bu. Picture E. Buraya one yazacağız. One. We are going. Number 2. What's she doing? She's sleeping. What's she doing? O kız ne yapıyor? She is sleeping. Yani uyuyor. Number 2. Yazamadım. Number 3. What's he doing? He's talking on the phone. What's he doing? O adam ne yapıyor? He is talking on the phone. Telefonla konuşuyor.
Number 4. What's he doing? He's brushing his teeth. What's he doing? He's brushing his teeth. Yani dişlerini fırçalıyor. Number 4. Number 5. What's she doing? She's making lunch. Yani öğle yemeği yapıyormuş. Number 5. Evet çocuklar, şimdi burada da diyor ki bu cümleleri okuyun. Resme göre kız mı erkek mi olduğuna karar verin. Tamam mı? Şimdi biz he'nin erkekler için o anlamına geldiğini, she'nin de kadınlar için o anlamına geldiğini biliyorduk değil mi? Şimdi bakıyoruz. Bu ne? Bu bir kız. Ne olur o zaman? She is sleeping. Pardon. Bakıyoruz. Bu bir erkek. Erkekler için o neydi? He is talking on the phone. O telefonla konuşuyor. This is she. She is drinking. O bir şeyler içiyormuş. Siz de bu şekilde yapın lütfen. Sonra da diğer sayfamıza geçelim. Evet çocuklar, burada yine diyor. I am, yani ben, he, o erkekler için, she, o kadınlar için kullanılıyor. Tamam mı? Şimdi diyor ki buradaki cümleleri okuyup boşluklara I am, he's, she's'den birini getirin. Tamam mı? Şimdi diyor ki what's she doing? Bakın burada bize minik bir ipucu vermiş. She. Eğer soru kökünde she ifadesi varsa cevaba da she ile başlayacağız. Tamam mı? Bak, what's she doing? O kız ne yapıyor? She is washing. Yıkıyormuş. Is gelecek buraya çocuklar. Şu gelecek yani. What are you doing? Eğer soru kökünde you ifadesini görürseniz, yani sen ne yapıyorsun diye bir soru size sorulduğu zaman ne cevap veriyorsun? Ben bunu yapıyorum diye cevap alıyoruz. Ve İngilizce'de aynısı var. You gördüğünüz zaman cevaba I am ile başlıyorsunuz. What are you? Ne yapıyorsun? I am having a bed. Banyo yapıyorum. Bakın cümle çok anlamlı oldu. What's he doing? O adam ne yapıyor? Bakın soru kökümüzde he var. O zaman cevabımıza da neyle başlayacağız? He ile. He is combing his hair. Saçlarını tarıyor. Pardon. Güzel olmadı. Sileyim sizin için. Hı. Evet. Şimdi diyor ki look and match diyor. Bakıp eşleştirin. Tamam mı? Şimdi biz buradaki soruları okuyacağız. Burada da cevaplarımız var. Bakalım bu sorunun cevabı neymiş? Onu bulmaya çalışacağız. Tamam mı? Bakın bu Anna, mom, Anna'nın annesi, granddad, büyük baba, dad, baba. Bunlara göre cevaplayacağız. Diyor ki what are you doing, dad? Babacığım sen ne yapıyorsun diyor. Bakın babası ne yapıyormuş? Bir şeyler okuyor. Okumak neydi? Read. Aferin. I am reading. Yani ben okuyorum. Babasının verdiği cevap bu olur çocuklar. Kalemimin rengini değiştireyim sizin için. Evet diyor ki what are you doing, Anna? Anna sen ne yapıyorsun diyor. Bakın Anna'ya bakıyoruz. Anna ne yapıyor? Bir şeyler çiziyor değil mi? Ne deriz o zaman? I am drawing. Şeyler çiziyorum. Ben çiziyorum. Yine kalemimin rengini değiştireyim sizler için. Peki what are you doing mom? Anneciğim sen ne yapıyorsun diyor. Annesi ne yapıyor? Bakın çay hazırlıyor. I am making lunch. Öğle yemeği hazırlıyorum. Evet. Sonra diyor ki what are you doing granddad? Büyük baba sen ne yapıyorsun? Bakın he is eating. Yani bir şeyler yiyor. Ama cevabı ne olur? I am eating. Çünkü you var. Eğer cümle you ile başlamışsa, pardon, soru kökünde you ifadesi varsa çocuklar, bakın hepimiz cümleye neyle başlayacağız? I am ile başlayacağız. What are you doing granddad? I am eating. Bir şeyler yiyorum. Şimdi burada diyor ki draw and what are you doing? Diyor ki çizin diyor. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Çizeceksin. Mesela buraya ne yazabiliriz?
Ne yazalım mesela çocuklar? I am writing mesela. Yazı yazıyorum. Tamam mı? Mesela buraya writing yazacağız ya da bildiğiniz bir ifadeyi yazalım. I am eating yazalım. Tamam mı? Eating yani yemek yiyorum. Siz buraya kendinizi çizin. Yemek yerken bir resminizi çizin buraya ve boyayın çocuklar. Tamam mı? Şimdi bunları görmüştük, hatırlıyor musunuz? Hatta sizinle bunlarla ilgili bir worksheet vermiştim, boyamıştık, çok beğenmiştiniz. Şimdi bunun yazılışını, eskiden boyuyorduk, şimdi yazılışını öğrenmeye çalışacağız, tamam mı? Şimdi anlamlarına bakalım. Flat, apartman dairesi demekti. Houseboat, yüzen ev demekti. Lighthouse, deniz feneri demekti. Yard da böyle çadır demekti. Tamam mı? Yuvarlak çadırları yazdınız. Şimdi yazıyoruz. Bu neydi? Flat. Aferin. Buraya flat yazalım. Kocaman yazdım. Pardon. Siz daha güzel yazın tabii ki. Flat. Bu ne? Yard. Yani yuvarlak çadır. Evet. Şunu yazdım. Bu ne? Houseboat. Aferin, yani yüzen ev. İdare etmemiz lazım. Bu ne? Lighthouse. Yani şu. Şunu bakın. Flat'i yazdık. Houseboat'u da yazdık. Yok da yazdık. Geriye ne kaldı? Lighthouse yani deniz feneri. Bunu da buraya yazıyoruz çocuklar. Şimdi diyor ki look and listen, then read and circle. Diyor ki önce dinleyin, tamam mı? Ondan sonra da okuyup yuvarlak içine olun. Şimdi dinliyoruz çocuklar. Activity book page 69. Activity 11. Look and listen. Then read and circle. 1. My home is a lighthouse. Ne dedi? My home is a lighthouse. Yani bakın buradan da görüyoruz. Benim evim diyor. Deniz feneridir diyor. Yuvarlak için alın sizlerde. It's very tall. It's very tall. Çok uzundur diyor. It's got 6 windows. How many windows? It has got 6 windows. 6 tane penceresi varmış. They're circles. It's got one big door. It's a square. Diyor ki, they are circles. 2. Circles yani pencereleri yuvarlakmış. Bakın burada da görüyoruz. It's got a big one big door, kocaman bir kapısı varmış. It's a square ve kapısı kare şeklindeymiş. Şimdi number two. This is my home. It's a yacht. It's very small. This is my home. It's a yacht. Yani yuvarlak çadır şeklinde benim evim diyor. It's very small ve çok küçük diyor. Very'nin çok anlamı var. Kalemin elini değiştirmeyi unuttuk. It's got four windows. It has got four windows. Dört tane penceresi varmış. Triangles. The door is a rectangle. They are triangles. Yani pencereleri üçgen şeklinde. Bakın şurada da görüyorsunuz. The door is a rectangle. Diyor kapım da diyor dikdörtgen şeklinde. Evet çocuklar. Şimdi diyor ki find and draw three things in your house that diyor ki evinizde bulunan diyor bir tane kare, square, a circle, bir tane circle ve bir tane de rectangle yani dikdörtgenden oluşan bir şeyi çizin diyor. Üç tane ama bakın square, kare, circle, yuvarlak, daire ve rectangle
çektiğinde eğer bir şeyiniz varsa onu çizeceksiniz. Tamam mı? Evet çocuklar, şimdi diyor ki bunlara bakıp buraya tik, eğer cümle doğruysa tik koyacaksınız. Cümle doğru değilse çarpı işaretini koyacaksınız. Tamam mı çocuklar? Bak diyor ki it has got four small windows. Diyor ki 4 tane küçük penceresi var. Bakıyoruz doğru mu? Correct, tick. And the windows are rectangles. Diyor ki pencereleri dikdörtgen şeklinde. Doğru mu? Triangle. Rose. It's a flat. Diyor ki bu bir apartman dairesidir. Bakıyoruz. Hayır. This is houseboat. Bravo. It has got big windows. Diyor ki büyük pencereleri var. Bakın doğru. Correct. The table is a triangle. Diyor ki masa diyor üçgen şeklindedir. Doğru mu? It is circle. Daire şeklinde. It's a houseboat. Bu bir houseboat'tur diyor. Ne bu? Flat. Yani apartman dairesi. Bu da çarpı. Şimdi bu bölüm size ait. Siz çizeceksiniz. Diyor ki this is my home. It is a lighthouse. Şimdi diyor ki benim evim deniz feneri şeklinde. Şimdi siz buraya bir tane deniz feneri çizeceksiniz. Tamam mı? It's green and white. Diyor ki yeşil ve beyazdan oluşuyor. Tamam mı? Demek ki deniz fenerini yeşil rengine ve beyaz rengine boyayacaksınız. It's very tall. Çok uzunmuş. Siz de uzun bir tane lighthouse çizeceksiniz. It has got six big windows. Diyor ki 6 tane kocaman çok büyük pencereleri varmış. They are circles ve bu pencereler yuvarlak şeklindeymiş. 6 tane yuvarlak pencere çiziyorsunuz çocuklar. It has got square door. Diyor ki kapımız kare şeklindedir. Kare şeklinde bir kapı çizeceksiniz o lighthouse'a. It's brown ve rengi kahverengidir. Tamam mı? Bunları bu şekilde buraya çizeceksiniz çocuklar. Tamam mı? Şimdi sayfa 71'e gelelim. Diyor ki look, read and match. Tamam mı? Şimdi okuyup eşleştirin. Diyor ki it is small. O küçüktür. It is orange. Turuncudur. It is a gray. Onun rengi gri'dir diyor. Tamam mı? Şimdi pardon, they are gray. Onlar gri rengidir. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. It is small. Şimdi buradan anlamayabilirsiniz ama en çok bildiğimizi yapmaya çalışalım önce. Mesela it is orange. Rengi turuncudur. Bu da rengi turuncu olan hangisi var? Bakın bu. Crayon. Orange crayon. Burayı eşleştirdim. Şimdi it is small diyor. O küçüktür diyor. Ve onun rengi gri'dir diyor. Tamam mı? Burada yeşil gibi görünüyor ama aslında yok çocuklar. It's small, o küçüktür. Bununla eşleştireceksiniz. They are gray. Şimdi niçin burada they are olmuş biliyor musunuz? Şu hani iki tane bacağımız var ya. Hani şeyden iki tane olduğu zaman neyi kullanıyorduk? They are'ı kullanıyorduk. Ama bir tane olduğu zaman it's kullanıyorduk. Hatırladınız mı? Burada da aynı mantık. İki tane paçası olduğu için they are'ı kullanıyoruz. Tamam mı? Buraya getirin. Put the words in order. Diyor ki kelimeleri diyor doğru bir sıraya koymamız gerekiyor. Bunu yapacağız şimdi. Şimdi diyor ki birincisi what. Tamam, what buraya gelmiş. What color. Bu kesin rengini soruyor. Bakın burada purple var. What color. İzi yazmış bize, yardımcı olmuş. Is it? What color is it? Soru soruyorsak sorumuzun sonuna ne gelir? Soru işaretimiz gelir. Bunu unutmayalım. Buraya soru işaretimizi de yapalım. Ama siz böyle eşleştirin, yazmanıza gerek yok. Cevabımız neyle başlar? Bakın it's orange. Gördünüz mü? Rengini sorarken ne sormuşuz? What color is it? It's orange. Aynısını burada da yapacağız. Şimdi kalemimin rengini değiştireyim. Kafanız karışmasın. Ne olur? It's purple. Onun rengi neymiş? Purple. Bu şekilde yapın çocuklar. Tamam mı? Evet. Şimdi buna geçiyoruz. Read and circle. Okuyup yuvarlak içine alın diyor. Daha sonra da diyor ki it's
Ya da değer yazın. Şimdi biz yukarıdaki şeyde örnekte gördük ya, bir şeyden bir tane varsa ikisi kullanıyorduk o anlamında. Birden fazla varsa diğeri kullanıyorduk onlar anlamında. Şimdi buradakine bakıyoruz. Ne yazıyoruz? What color bir tane var. Ne olur? Is gelir şimdi. Bak, bir şeyden bir tane varsa it is. Gördün mü? Bak, is. Değer birden fazla olduğu zaman da değeri kullanıyoruz, tamam mı? Bak, buraya are gelmez, neden? Çünkü bir tane topumuz var sadece. What color is it? Bunun rengine ne olur? Bir tane varsa ne kullanıyorduk? It is. Evet, aferin çocuklar. Şimdi diyor ki what color, yine bir tane var. Is it? Onun rengine, aferin size, ne olur o zaman? It is green. Bir tane topuk olduğu için. What color? Aferin, iki tane var. Ar gelir. Aferin, sesinizi duyar gibiyim. What color are they? Onların rengine. O zaman bir şeyden birden fazla varsa neyi kullanıyorduk? Değeri kullanıyorduk. Buraya da değer. They are pink. Onların rengineymiş. Pink. Evet çocuklar. Bunları yazdık. Şimdilik bitiriyoruz bu haftalık videomuzu. Sayfanın geri kalanlarını ikinci videomuzda part 2'de size anlatmaya çalışacağım. Sizler de geri kaldığınız yerleri lütfen doldurun. Durdurabilirsiniz, geriye sarabilirsiniz çocuklar ve yazınızı düzgün yazın lütfen. Sonra hepsini kontrol edeceğim sizlerle. Teşekkür ederim.